Bugün Akkuş'ta, Akkuş'umuzun önce tüm Akkuş'umuza, tüm ordumuza önemli markalarından bir tanesi olan Akkuş'a ortaya olarak sulama projesi yapılmış. Tarım ürünlerine de ciddi destek. Sen sonra yürüne ayarlarsın. Tamam. Üretmek kadar satmak önemli. Dağıtmak önemli. Dağıtmazsanız elinize kalır. Veyahut da sahteleri yerine alırsın. Onun için biz bunun çok yoğun bir çalışması yaptık Orkar şirketimize. Ve bunun özelliklerini tespit ettik, paketledik ve Türkiye'nin en önemli toplu satış merkezlerinden birinde 900 mağazasında Akkuş fasulyesini şu anda raflara koyduk, satıyoruz. Ve çok önemli bir şey. 900 mağazada Ordu yumurtası satılıyor. Yanında da Akkuş'un bu güzel beyaz altını satılıyor. Dolayısıyla satış önemli. Bunu şimdi yurt dışına pazarlamaya çalışıyoruz. Avusturya'da Türkler var, Almanya'da var. Önce vatandaşlarımıza satalım. Daha sonra yabancılarla bunu yapınca bu sefer emin olun yarışan Akkuş'un aynı zamanda fasulyesi de fındıkla yarışacak ve diğer ürünlerle yarışacak. Bunu da ben size özellikle söz veriyorum. Bunu gerçekleştireceğiz. Tabii paketleme önemliydi. Paketlemeyi yaptık. Gerçekten güzel bir şey de var. Paketlemesiyle, şık bir halde de albenisiyle bunu pazarlama imkanımız var. Bu sulamayı da yaptığımız zaman şu andaki üretimi 1000 tona çıkartma durumumuz var. Ondan sonra da Ziraat Odası Başkanımızın 2000 tonluk hedefe de geldiğimiz zaman 50 liradan bunu hesap etseniz aşağı yukarı 50 milyon lira veya 100 milyon lira olarak bir kazanç kapısı bu. Fındığa gerçekten yakışır bir yarışmacı pehlivanlar çıkmış oluyor ortaya. Bunlarla birlikte inşallah gerçekleştirmiş olacağını düşünüyorum. Hocam gerçekten fasulyenin en güzelinin hasatını yapıyoruz. Bu hasat mevsimine getirmede emeği geçen bütün dostlara teşekkür ediyorum. Gerçekten Akkuş fasulyesinin bugün burada Türkiye ilanının yapılıyor olması daha güzel. Onun için bu güzelliği bize yaşatan herkese tekrar teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum. Ordu bizim güzel illerimizden birisi. Hakikaten Ordu çok güzel bir il. Ordu'nun neresi giderseniz gidin, baktığınızda burası çok güzelmiş diyorsunuz. Şimdi şuradan aşağı inerken bakıyorsunuz, ya bu vadi çok güzel bir vadiymiş. İşte o güzel vadiden bu güzel fasulye ortaya çıkıyor. Onun için vadinin güzelliği biraz daha katlıyor bu fasulye. Bir de fasulyenin bir güzelliğini anlattı belediye başkanımız. Çabuk pişen bir fasulye anladığı kadarıyla. 5 dakikada şişen, 5 dakikada pişenmedi. Neyse 10 dakika oldu. Yani ya bu da önemli. Bu fasulyenin çok bir şey olması çok önemli. Onun için orada ona bir daha değer katıyor diye düşünüyorum. Bugün burada bulunuş amacımız belli. Akkuş fasulyesinin hasat sezonu için buradayız. Ben de 2 gün önce Cumhurbaşkanımıza Akkuş fasulyesini ikram etmenin, Akkuş fasulyesini ona sunmanın hazzıyla, sizlere haberiyle ve selamıyla geldim. Hasadımız hayırlı olsun. Düşünen, üreten, yarışan dedi. Bugün burada görüyorum ki Sayın Bakanım, düşünme insanlık var olduğu sürece hep düşünecek. Ama düşünmenin üretime, üretmenin de yarışa dönüştüğü merhalelerden ikinci aşamasına burada gelmiş bulunuyoruz. Düşünmüşüz ki Akkuş'umuzun fasulyesinin hikayesini yetkililer anlattı, belediye başkanımız anlattı, işte Ziraat Odası Başkanımız anlattı. Ama artık üreten hale gelmişiz ki bugün Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi hep beraber biliyoruz, şahitiz. Şimdi üretiyoruz ki bugün ihracatımız yaklaşık 300 milyar dolara doğru yaklaşmaya başladı. Üretmeden bu işler olmuyor. Şu anda bulunduğumuz bölge Akkuş Şeker Fasulyesi'nin merkezi. Bu vadide Gökçebayır'dan başlayıp Alan mahallemize kadar devam eden Tipi Deresi dediğimiz bu dere üzerinde, bu vadide Akkuş Şeker Fasulyesi yetişiyor. Bu fasulye birkaç yılda burada denenip ekilmedi.
Bu fasulye birkaç yılda burada yetiştirilmedi. Bu fasulye atalarımız, büyüklerimiz buralarda ekti, dikti, geçimlerini bununla sağladılar. Yediler, işlediler, fazlalığına sattılar. Ancak Sayın Bakanımızın ve iktidarımızın, milletvekillerimizin ilçemizi ziyaretlerinde akkuşun neyi meşhurdur? Akkuşta ne yetişir? Akkuşta hangisi marka olur? Hangi ürün marka olur? Akkuş hangi yönüyle öne çıkar? Bu çalışmaları yaptık. Sayın Bakanımızın da talimatıyla 2007-2008 yıllarından bu tarafa bu fasulyenin ekiminde, dikiminde, coğrafi tescilinin alınmasında bütün bilgiler, hepsi bu zaman zarfında uzun bir yolculuğu oldu. Herkesin emeği var, herkese teşekkür ediyoruz. Fasulyemiz olan tarım tazeli.